Ve depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar. Hatta bize hocam dedik ki İstanbul'da deprem olacak mı? Ona göre biz kaçalım falan dedim de. Bulunduğunuz ev sağlam mı dedi. Sağlam dedik. O zaman dedi o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmazdı. Fakat o mübarek kişi çekti diyor. Olabilir de diyor. Mübarek kişi? Artık kimse diyor. Kendini... Yani Mehdi olarak gördüğü kişinin İstanbul'dan çıktığını söylüyor. Yani ya bizim anladığımız şu, evet. Kendinden bahsediyor. Allah alem. Çünkü hocamız mütevazidir. Ben diyor asla Mehdi falan demeyin diyor. Değilim ben. Normal bir vatandaşım diyor. Şahidim. Yani Mehdilik iddiası falan kabul etmiyorum diyor. Ben diye... Ama emareler, işaretler, yani kendi ağzından çıkan o işaretler kendisini gösteriyor. Tabii bize göre de bizim de zannı galiple onu İmam Mehdi olarak biliyoruz. Yani siz öyle mi görüyorsunuz? Biz öyle görüyoruz. Çünkü Rütük demiş, dini duyguları rencide ediyor falan diyor da esas dini kanaatte en büyük alim de odur. Yani biz Adnan Oktar'dır. Tabii yani dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır. Ve bütün dünyada... Peki böyle hani şimdi size daha önce de soruldu da siz diyorsunuz ki en büyük alim odur. Bir alimin, yani evet. Siz Müslümansınız. Evet, bir alimin bu şekilde kadınlarla böyle yakın ilişki içerisinde olması, açık kadınlarla birlikte dans etmesi, dinde var mıdır? Vardır diyor. Çünkü peygamber zamanında da kadınlar... Kendisi neyle... vardır diyor. Vardır diyor tabii. Çünkü bu da bir tebliğ metodudur diyor. Yani peygamber zamanında da eğlence oluyordu. Açık kadın meselesi dinde diyor, açıkçası söyleyelim. Bu dekolte giyime yasak yoktur diyor. Gayet net. Yani hanımlar müsterih olsun, rahat olsunlar. Yüzyıllardır kadınlar çok esirli, zahmet çektiler diyor. Yani biz İslam'ın modern yüzünü gösteriyoruz diyor. Sorduğumda da biz diyor Konya'ya tebliğ yapmıyoruz diyor. Biz Miami'ye de tebliğ yapıyoruz. Pavyon'a da tebliğ yapıyoruz. Her yere tebliğ yapıyoruz diyor. Yani en uzak dünyanın 70 ülkesinde kitaplarım yayınlanıyor diyor. Çin Büyükelçisi Çin'e davet ediyor heyeti. Rusya Pravda'da her gün haberleri çıkıyor. Yani makaleleri yayınlanıyor. Önemsiz bir kişi olsa yayınlamazlar. Peki hakkındaki taciz, tecavüz iddiaları var. Onlara bir şey söyledi mi? Şimdi hocamız ona açıklık şöyle getirdi. Diyor ki bir kere burada bizi tutukladıktan sonra polis gece yarısı bütün evlerden böyle durumu pek iyi olmayan seçilen bazı kadınları toparladı. Üzerine de 50'şer bin lira para verdi. Zoraki biri iftira attırdı. Hepsinde ilginç olan şu diyor, hepsinde de ortak iftira atış şekli aynı diyor. Mesela yani polisin Adnan Oktar'a, emniyetin Adnan Oktar'a iftira attığını iddia ediyor. Yani şimdi öyle diyeyim demem biraz suç kapsamına girebilir de, yani biz diyor aldığımız istihbarat... Bir güçler o zaman. Yani ben emniyet demeyeyim, bir güçler. Çünkü bunu da bana İngilizlerin devleti ve FETÖ'nün uyuyan hücreleri yaptırdı bu işi diyor. Yani açık söylüyor hocamız. FETÖ ile arasındaki ilişki? FETÖ ile ilişki şöyle söyleyeyim, ben diyor FETÖ'yü severim, o beni sever dedim ama diyor. Orada bir acayip ironi var diyor, onu anlayan anladı diyor. Yani FETÖ beni sevmez, ben onu sevmem diyor. 25 senedir de zaten benim kitaplarım FETÖ'nün ışık evlerinde falan yasaklanmıştır. FETÖ bana tavır almış pozisyonda ve daha bir sır vereyim dedi. Bütün herkes FETÖ'yü onaylarken ben 25 sene önce ilk defa bunun işaretlerini verdim diyor. FETÖ kahtanidir, yani kan dökecek kişidir dedim diyor. Kan döktü nitekim de. Ve kıtlığa sebep olacak kişidir dedim diyor. Şimdi dolar krizi ve bir zaman sonra kıtlığa yolu açacak. Yani herkes tasarruflu olsun diye de bize işaret verdi. Yani ülke... Bir kıtlığa mı gidecek ülke? Türkiye gidecek diyor. Ama herkes panik yapmasın, heyecan yapmasın. Çok büyük olaylar olacak, sarsıntılar olacak. Yani sosyal olaylar olabilir. Bazı hatta harp... Güneyde ben hocam dedim, ille bize bir ipucu ver. Güneydeki o Amik Ovası'nın güneyindeki harp büyüyecek dedi. Onun işaretini verdi. Fakat bundan ötesine bana sus işareti yaptı. Yani çünkü harbin kapsamının nereye kadar gideceğini söylemedi. Peki hapishane günlerine dönelim. Yani evet. Orada cezaevi günleri nasıl geçiyor? Neler anlattı size? Şimdi cezaevinde hocamız cezaevinin yemeklerinden pek yemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü kavurma alıyorum diyor, balık. Konserve alıyorum. Onlardan yiyor. Yemekler de yine iyi de diyor. 17 metrekarelik bir bahçesi var. Orada geziniyor. Spor yapıyor. Spor yapıyor. Ve orada açıkçası devlet başkanlarına ben de mektuplar gönderiyorum diyor. Devlet başkanı olsun. Ta şeye kadar
uzak yakın devlet başkanı, cumhurbaşkanına ve diğer erken, artık ben onlar tek tek yani daha önce irtibatta olduğu kişiler, liderlere evet, mesajlar, mektuplar yolluyor. Evet, yurt dışında da önemli kişilere mesajlar yolluyor. Bunlar